Hacım Bey, hoş geldiniz. Tekrar başka bir event'te, aktivitede. Yine New York'tayız ama bu sefer neredeyiz? Birleşmiş Milletler'in göbeğinde, bünyesinde hazırlanan İpek Yolu 2030 Ajandası. Ve HASE'nin, Hazar Strateji Enstitüsü'nün rolünü. Siz de bir organizatördünüz bu event'te. Aynı zamanda desteklediniz ve panelde de konuşma yaptınız. Çok güzel mesajlar alındı, verildi. Brooklyn Belediye Başkanı, Çin'den, Hindistan'dan delegasyon, yüksek katılım. Siz neler düşündünüz, hissettiniz bu programda? Şimdi İpek Yolu projesi genelde Çinlilerin sahip çıktığı bir proje. Çinliler lead ediyor. Finansını büyük oranda işte Asya Kalkınma Bankası ve Çinliler yapıyor. Ondan sonra bu tarzda büyük mega projeler, kıtalar arası projeler, ekonomik projeler, ondan sonra bölge politikası, bölge güvenliğine tesir edecek projeler genelde Türk dünyasının dışında ağırlıklı olarak da Batılılar tarafından, Batılıların önderliğinde gerçekleşiyor. İlk defa işte Türk Akademisi'nin başkanlığında, Hazar Strateji Enstitüsü gibi yine bölge enstitülerinin katılımcı olduğu bir organizasyonla İpek Yolu'nun yine uluslararası bir soruna, ki bu da işte sürdürülebilir kalkınma hedefleri, Birleşmiş Milletler'in 2030 tarihli sürdürülebilir kalkınma hedeflerine nasıl katkıları olacağı konusunu konuşuyoruz. Bence bu açıdan bu program çok çok önemli. Çünkü bu sefer dahil olmadık, biz başlattık, bizim programımıza dahil olundu. Bu açıdan güzel. Ben bu sinerjinin devam etmesi dileğiyle diyorum. Kesinlikle. TÜVESKO, HASEN ve diğer bütün organizasyonların çok büyük emeği geçti. Siz de HASEN'in buradaki rolünü anlattınız. Ekonomik, politik, kültürel, güvenlik açısından inanılmaz bir yol. Modernizasyon hakkında Eric Adams da güzel mesajlar verdi. Siz de öyle. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Güzel, teşekkür.